Arkadaşlar merhabalar, ben SML hocanız. SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayıların ikinci videosunu çekeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç ara vermeyelim. A bölü B, C bölü D, E bölü F kesirleri birer pozitif basit kesir. Ve B ile A'nın arasındaki farkı, D ile C'nin arasındaki farkı, F ile E'nin arasındaki farkı eşitse o zaman bu kesirlerden payı en küçük olanı en küçük, payı en büyük olanı da en büyüktür sevgili gençler. Mesela neden bahsediyor? 1 bölü 4, 2 bölü 5 ve 3 bölü 6 diyelim. Burada sevgili gençler bunu biliyorsunuz 0.25, buna 0.40 diyebiliriz. Bu da 0.50'dir. Bakın hangisi daha büyük? Bu tarafa doğru. Demek ki paydası ve payı büyük olan büyük, küçük olan küçüktür sevgili gençler. Bunlar bundan daha büyüktür. Eğer A bölü B, C bölü D, E bölü F. Ha, bu arada bunu niye bu örneği verdik onu da söyleyelim. Yanlış olmasın. Bakın aralardaki fark hep 3. Aralardaki fark hep 3. Bundan kaynaklı sevgili gençler. Bunları kolay bir şekilde sıralayabiliriz. Pay ve payda eşitlemeye ihtiyaç duymadan. Eğer aynı durum bunda varsa ama bu sefer payı paydasından büyükse o zaman tam tersi. Payı büyük olan küçüktür. Payı küçük olan büyüktür. Mesela hemen ters çevirebiliriz. 4 bölü 1, 5 bölü 2, 6 bölü 3. Bunları ters çevirdim. Aralarındaki fark kaç? Hep 3. Bu sefer bu tarafa doğru. 4 bölü 1, 5 bölü 2'den, 5 bölü 2'den, 6 bölü 3'ten daha büyüktür sevgili gençler. Geçtim 16. sayfayı bitirdikten sonra 17. sayfama. 2008 bölü 2005, 2005 bölü 2002, 2001 bölü 1998. Küçükten büyüğe doğru sırala. Paylar daha mı büyük arkadaşlar paydalardan? Evet hocam. O zaman büyük olan daha küçüktür diyeceğiz. Yani mecburen şu şekilde sıralayacağız. Cevabımız A küçük B küçük C olacak. Yani Adana olacak. 2 bölü 7 ile 3 bölü 7 arasındaymış. X, X aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Hemen bakalım. 2 bölü 7 ve 3 bölü 7 ya. Hemen şurayı 2. Burayı da 2 ile bir genişletsek ne olur? 4 bölü 7 küçüktür X. Pardon 4 bölü 14 küçüktür x, o da küçüktür 6 bölü 14. Şimdi 5 bölü 14 olabiliyormuş bakın. Değil mi? Hangisi olabilir diye soruyor. Zaten 5 bölü 14. Ben olamaz diye mi okudum? Cevap ne olacak? 5 bölü 14. 5 bölü 14'ü ben rahatlıkla buraya koyabilirim. Neden? Çünkü 4 küçük, 5 küçük, 6 olduğu için. Geçtim 18. sayfama. Bir kesir ondalıklı biçimde yazıldığında ondalıklı kısımdaki sayılar belli bir rakamdan sonra tekrar ediyorsa bu sayıya devirli ondalık sayı denir. Ve devreden kısmın üzerine çizgi çekilir. Belki hep görüyoruz ama yapamıyoruz. Tamam. Bundan sonra yapacaksın. Mesela 0,245733 yazarsın. 0,24573 tekrar mı ediyor? 3'ün üzerine çizgi çekersin. Tamam. Sonsuza kadar tekrar ediyor çünkü. Buraya bakalım. 4,7,8,7,8,7,8 13 virgül 4'ü yazdın. 7 ile 8 hep tekrar ediyor kendini. İkisinin üstüne çekersin. 78 tekrar ediyor çünkü. 5 virgül 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 diye devam edecek. Demek ki hatta 348 348 diye devam edecek. 5,348'in üzerine çat diye bir çizgi çekersin. Olur biter. 2 bölü 3 sayısının ondalık açılımı. Hemen 2'yi 3'e böleceksin. Yok. 0 ekledin. 0 virgül ekledin. 20'nin içinde 3 6 defa. 3 kere 6 18. Çıkar 2. 0 ekle. 20'nin içinde 3 6 defa. 3 kere 6 18. Çıkar 2. 20'nin içinde 3 6 defa. 18 çıkar 2. Bu tekrar ediyor kendini. Hep bu şekilde gidecek. O zaman aslında bu 0,6 devredendir sevgili gençler. Ve cevabımız da denizli seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Şimdi devam edelim 19. sayfamızla. Sağ üst tarafta. Şimdi burayı iyi dinle dedik. Burayı iyi dinlemen gerekiyor. Çünkü alttaki formülü çıkaracağız şimdi. İyi dinle. Şimdi gençler benim elimde A virgül B C D E diye bir sayı olsun ve burada C D E tekrar etsin durmadan. Tamam, C D E burada tekrar etsin kendini. Ben bunu şu şekilde yazarım değil mi? A virgül B C D E C D E C D E biçimde yazabilirim. Doğru mu? Doğru. Peki gençler, şimdi burada C D E kendini tekrar ediyor ya. Biz burada şunu görsek görebilir miyiz bakalım. Ben bu sayıyı direkt
CD'ye tekrar edecek biçimde şu virgül alıp şuraya koysam. Yani ben bu sayıyı neyle çarpmış olurum? 10.000 ile çarpmış olurum. 10.000 çarpı bu sayının tamamına x diyelim. Şurası da x olur. Şu virgülü şuraya taşımak için 10.000 ile çarpıyorum. 10.000 tane x ne olur sevgili gençler? A, B, C, D, E, virgül, C, D, E, C, D, E, C, D, E diye kendini tekrar eder. Peki, bunu yaptıktan sonra bir de sevgili gençler bu CD'yi başka nereden tekrar edebilirdik? Virgülden sonra direkt CD, CD diye devam etsin. O virgülü şuraya getirmiş olsaydım gene CD diye tekrar ederdi. Oraya getirmek için de onunla çarpmam gerekiyor. O zaman 10 tane x eşittir. AB virgül CDE 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 nokta 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 devam ediyor. Şimdi gelin üsttekinden alttakini bir çıkaralım. Niye? Virgülden sonrası komple gitsin diye. Bakın CDE CDE komple gider arkadaşlar. Ve ne kalır? ABCDE 5 basamaklı sayısı eksi AB 2 basamaklı sayısı kalır. 10.000'den 10'u çıkarırsam 9.990 tane x kalır. Şimdi diyoruz ki bizim amacımız x'i elde etmek ya. X eşittir ABCDE eksi AB bölü şu 9.990 sayısı çarpım durumunda karşıya atarsam bölüm olarak geçer. 9.990. İşte ben bu A virgül BCDE CD'ye devreden sayısını ABCDE eksi AB bölü 9.990 biçimde yazabiliyormuşum. Altta bunun genel bir formatı var. Diyor ki devir londalık sayı yazarken sayının tamamı yani virgülü çizgiyi görmeden sayının tamamı ABCDE tamamından devretmeyen kısmı çıkar diyor. Devretmeyen kısım ne burada? A ile B. AB'yi çıkardık bakın. Gördünüz. ABCD'den AB'yi çıkardık. Bölü virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9. Kaç tane burada devreden sayı var? 3 tane. 3 tane 9. Devretmeyen rakam sayısı kadar 0 koyacaksın diyor. İşte bu buradan geliyormuş demek ki. Anlaştık mı? Anlaştığımızı umuyorum. Geçiyorum 20. sayfaya. 1,23. 3 devreden ondalık kesrinin eşiti nedir? Sayının tamamını yazdım. Devretmeyen kısım 12. Onu da yazdım. Virgülden sonra bir tane devreden var 9, bir tane devretmeyen var 0. 123'ten 12'yi çıkar. 111 bölü ne olur? 90. 3 ile sadeleştirelim hadi. 3'e böl 37. 3'e böl 30. 37 bölü 30 var mı şıklarda? Var. Konuşamadı falan oldu. Cevap var mı? Var. Cevap neymiş? Bursa'ymış. Şimdi geçelim şuraya. 0,35 devreden ne? 0,64. Tabii 5 devre diyor, 4 devre diyor. Bunu diyor 0,3 devrede ne böl. Şimdi bunları ayrı ayrı dönüştürmek yerine şöyle bir şey yazsak. Bu 0,35555 değil midir? Diğeri de 0,6 şöyle yazalım. 0,64444 değil midir arkadaşlar? Öyledir. Bununla ikisini topla demiş. Hadi bir toplayalım bakalım. 0, bakın şunların hepsi 9. 9, 9, 9, 9 olmuyor mu? Oluyor. 0,9 devreden. 0,9 devreden. Hemen yazdım. Bölü 0,3 devreden var burada da değil mi? Peki bu da 0,9999 değil midir? Alttaki de 0,33333 diye devam etmiyor mu? Her halükarda üstteki alttakinin kaç katı? 3 katı. Bakın hiç ondalık sayıya çevirmedik biz bunları. Tamam mı? Kesire çevirmedik. Direkt cevabı bulduk. Bu şekilde de yapabilirsin sen bu soruları. Akıllı adamsın, yaparsın. Hadi bakalım. 20. soruyu da 20. sayfamızda yaptık. Şimdi geçiyoruz 21'e. Burada kaç sayfa vardı? Ha, 24 sayfa varmış. Tamam. Bitiyor yani. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. X çarpı 0,479 79 devreden sayısı Y'ye eşit. Bu eşitliği sağlayan X en az kaçtır? Diye sorulmuş. Y pozitif tam sayı. Yani ben şunu öyle bir sayıyla çarpacağım ki pozitif tam sayı elde edeceğim. Peki, hadi bir düşünelim bakalım. Bu 0,479'da 79 devrediyorsa sayının tamamı 479 eksi devretmeyen kısım 0,4 yani 4 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 demiştik. 479'dan 4'ü çıkarırsam 475 yapar. Bir de bunu neye böleceğim? 990'a. Şimdi düşünelim. 4, 5, 9, 7. 9, 7 daha 16 yapar. Bölünmüyor. 5'e bölelim mi arkadaşlar bir? Gelin bunu 5'e bölelim hadi. 8 değil 9. 25'in içerisinde de 5 var. 95 bölü
990'ı 5'e böldüğümüz takdirde 99'un içerisinde 5 19 defa var, değil mi? 4 48. Aynen öyle. 5'e böldük. 95 bölü 198 geldi. Peki daha sadeleşiyor mu acaba? Bakacak olursak 95 dediğim sayı 19, orada bölünmez. 17 zaten bölünmüyor. 5'e 3'e bölünmüyor. Tamam, bu şekilde kalır. Şimdi ben x ile 95 bölü 198'i çarptığım zaman y diye bir tam sayı meydana geliyormuş. O zaman bu x en az kaçtır diyor. Arkadaşlar x 198 olursa cart diye bunlar gider, elimizde tam sayı kalır. Demek ki 198 olacakmış sevgili gençler. Benim x'im minimum. A ve b pozitif, aralarında asal sayılar olmak üzere. A'yı B'ye böldüğümüz zaman 0,3 devreden bölü 0,23 devreden oluşuyormuş. A artı B toplamı kaçtır? 0,3 devreden, sayının tamamı eksi virgül, devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Şimdi zaten sen 0,A devreden gördüysen bunu direkt A bölü 9 olarak yazabilirsin. Bir sıkıntı yok. O zaman ben bunu direkt 3 bölü 9 olarak yazarım. Bölü, şurası da 23 bölü virgülden sonra tekrar eden 99 var. 3 bölü 9 çarpı, ters çeviriyorum, 99 bölü 23 dedim. Şimdi 99 ile 9'u sadeleştirirsem burası 11 olur. 3 kere 11 33 bölü 23. 33 ile 23 aralarında asal mı? Aralarında asal hocam. O zaman A budur, B de budur. İkisinin toplamı sorulmuş. 23 artı 33 eşittir 56 yapar. Cevap da Denizli seçeneği olur diyebiliriz. 22. sayfamdayım. X eşittir 0,123, 123 devrediyor. Y eşittir 0,123, 23 devrediyor. Z eşittir 0,123, 3 devrediyor. Şimdi ben bunu sıralayacaksam eğer 0,123, 123 diye yazdım. Burasını 0,123, 23, 23 diye yazdım. Burayı da 0,123, 333 diye yazdım. Bakın, şuraya kadar zaten sayılar aynı. Burası da aynı, burası da aynı. Şimdi bundan sonra en büyük hangisi başlıyor bu? O zaman Z en büyüktür. Sonra hangisi daha büyük? Bu. O zaman Y ortancadır. Ve dolayısıyla X de en küçüktür. X de zaten 1 ile başlıyor. X, Y, Z şeklinde bir sıralamamız olması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim sevgili gençler bir diğer soruma. Bir öğrenci var. Rasyonel sayılarda sadeleştirme işlemini şöyle yapıyor. Pay ve payda da gördüğü sadece aynı olan rakamları sadeleştirip sonucu yazıyor. İlginç. Yanlış ama. Tamam. Örneğin 32 bölü 93'ü 3'leri gördü ya, cart cart sadeleştirdi, 2 bölü 9 yaptı. İnanılmaz bir yanlış. Ama öğrencimiz böyle yapıyormuş. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A6 ve B5 kesirini bildiği yolla sadeleştiren öğrenci sonucu rastgele doğru bulduğuna göre A artı B toplamı kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi A ile B birbirinden farklı rakam olacak. Bu bir. İkincisi, A6 ve B5 de iki basamaklı sayı gibi düşünelim. Bu kesri bildiği yolla sadeleştirmiş ve sonucu doğru bulmuş. Şimdi gençler, burada A ile B birbirinden farklıysa A ile B birbiriyle sadeleşemeyecek. Neyi sadeleştirmiş olabilir? A6 bölü B5'te. Yine şuraya da yazalım. A6 bölü B5'te. Neleri sadeleştirmiş olabilir? A ile 5'i sadeleştirmiş olabilir. Yani A5 olabilir. A5 ise 56 bölü B5. Bu, şunları sadeleştirince demek ki 6 bölü B'ye direkt olarak eşit oluyormuş. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Peki 6 bölü B'ye eşit olacak da gerçekten 56 bölü B5 dediğimiz sayı da 6 bölü B'ye eşit olması lazım. Ama ben bunu hangi sayıyla sadeleştirirsem sadeleştireyim 6 sonucunu elde edemem. Çünkü 56 6'nın bir katı değildir. Demek ki biz şununla şunu sadeleştirecekmişiz. A6 sayısını B5 sayısına bölmüş ve gerçekten 6 ile B'yi sadeleştirmiş, yani B'yi 6 seçmiş ve sonucu da A bölü 5 olarak doğru bulmuş rastgele. Şans eseri doğru bulmuş. Peki burada B'yi 6 seçiyorsa 65 değil midir burası? 65'i 5'e sadeleştirebilmek için ya 5'e indirgeyebilmek için neye bölmemiz lazım? 13'e. O zaman demek ki bunu da 13'e bölmüş. Yani ben A ile 13'ü çarparsam A6 iki basamaklı sayısını bulacağım. A6 iki basamaklı sayısını da ben 10A artı 6 diye çözümleyemez miyim? Çözümlerim valla. Burası da 13A mı? Evet.
At bunu bu tarafa. 3A eşittir ne gelir? 6. O zaman A kaçtır? 2. A'yı bulduk. B'yi de bulmuştuk. 2, 6 daha 8. Bence muhteşem bir soruydu. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soruydu. Haberiniz olsun. Geçtim bir diğer soruma ki bu da son sorum. Dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Bir rasyonel sayının ondalık açılımında devreden kısmın basamak sayısına o rasyonel sayının devir uzunluğu denir. Örnek olarak 2 bölü 3'ü ben 0,6 devreden diye yazabiliyorum. Dolayısıyla 2 bölü 3'ün devir uzunluğu 1'dir. Niye? Virgülden sonra bir tane devreden var çünkü. Güzel. 321 bölü 999 bu nedir? 0,321 devredendir. Artı 14 bölü 99 bu nedir? 0,14 devredendir. Bunun devir uzunluğu kaçtır? Şimdi gençler burada cevabı ben 6 diyeceğim. 6 derken de önce nasıl dediğimi sonra açıklayacağım. Önce normal bir şekilde çözelim. Daha sonrasında açıklarız nasıl hemen 6 dediğimi. Şimdi 0,321'i yazdın. Bir tane daha yazdın 321 diye. Bir tane daha yazdın. Bir tane daha yazdın. Yeteri kadar uzun yazdığını hissettiğin zaman bırak. 0,14 devrelerinde 0,14, 14, 14 diye yazdın. Şöyle yazdın. Ve sonra toplayacaksın. Hadi bakalım. 4, 1 daha 5. 2, 1 daha 3. 3, 4, 7. 1, 1, 2. 2, 4, 6. 3, 1, 4. 4, 1, 5. 2, 1, 3. 3, 4, 7. 1, 1, 2. 2, 4, 6. 3, 1, 4 ve 0. Bakalım burada hangisi tekrar ediyor? 4, 6, 2, 7, 3, 5. 4, 6, 2, 7, 3, 5. Muhteşem oldu. 4, 6, 2, 7, 3, 5. 4, 6, 2, 7, 3, 5. Tam da sınır noktasında bırakmışız ha. Kaçta bir tekrar ediyor arkadaşlar? 6'da bir tekrar ediyor. O zaman benim devir uzunluğum ne olarak kabul edilir sevgili gençler? Hop, 6 tane olarak kabul edilir. Cevap da 6'dır. Hocam siz nasıl direkt 6 dediniz? Şöyle. Bunun virgülden sonra kaç basamağı devrediyor? 3. Bunun virgülden sonra kaç basamağı devrediyor? 2. O zaman diyeceksin ki bir önceki öğrendiğin konudan okey, 2 ile 3 eşittir 6. Niye? Çünkü birisi 2'de bir tekrar ediyor, diğeri 3'te bir tekrar ediyor. Beraber tekrar ettikleri sayı nedir o zaman? Tabii ki okekleridir. Parçadan mı bütüne gidiyoruz değil mi? Güzel oldu bence. 10 numarada bir bilgi öğrendin. Tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Neye hocam? Şuna. Mesela 0,12 12 devretsin. 0,21 21 devretsin. Şimdi bu iki basamak, o da iki basamak devrediyor ama 2 ile 2'nin ek oku da 2. O zaman hocam bunların toplayınca iki basamak mı devreder? Öyle olmaz. Bazı istisnai durumlara dikkat edeceksin. O da nasıl? Çünkü ben burada 0,12, 0,12, 12, 12 diye yazarım. Bunu da 0,21, 21, 21 diye yazarım ve bunları topladığım zaman 0,33333 gelir hep. Bu da 0,3 devredenin ta kendisidir. İstisnai durum diye bundan bahsediyordum. 2 ile 2 varsa ek oku 2'dir deyip 2'yi işaretlemeyeceksin tabii ki. İstisnai durumları göz önüne bulunduracaksın. Mesela bunlar ne olur? Simetrik sayılar verir. 12 ile 21 gibi. Topladığın zaman zaten 3-3-3 geleceği zaten aşikardır sevgili gençler. Dolayısıyla buna dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Rasyonel sayıyı da bitirdik. Bu haftayı da bitirdik sevgili gençler. Haftaya olan programı bu videoyla beraber size açıklıyorum. Haftayaki konu anlatımımız arkadaşlar Perşembe günü yeni bir konu anlatım videosu size gelmeyecek. Neden gelmeyecek hocam? Programı bıraktık. Hayır, programı bırakmadık. Çünkü bir sonraki videoda ben seni ödevlendireceğim arkadaşım. Ve sen şöyle bayram telaşını bir atın üzerinizden. Bayram telaşını atın. 2-3 gün bir mola verin. Tamam, bayram sonuna kadar izinlisin benden. Mola ver. Direncini topla. Kafanı dağıt. Ve sonrasında verdiğim ödevleri takır 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 yapmaya başla. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan ben seni ödevlendireceğim. Sen de bu ödevleri yapacaksın ve karşıma öyle geleceksin. Program iptal oldu mu olmadı mı? Hocam Perşembe günü ben sana yeni video çekmeyeceğim ama o videoları tamam mı? Diğer Perşembe günü ya hepsini birlikte atarım program geride kalmasın diye ya da diğer Perşembe değil de Pazartesi günü atarım. O zaman izlersin. Bunun duyurusunu kanalımda yapacağım zaten. Hem topluluk kısmında yaparım hem de sana bir video çeker paylaşırım. Mis gibi o duyuruyu da alırsın. Programa uy arkadaşım. Ben sana ne diyorsam onu yap. Tamam. Benim yaptıklarımı sen yaptın, benim yap dediklerimi sen yaptığın takdirde sana benim sözüm geçerli hala. Hiç net yapamıyorsan, 0-5 aralığındaysan en az 20 net çıkaracaksın.
Hocam ben zaten 15-20 net yapıyorum diyorsan en az 30 çıkaracaksın. Hocam ben zaten 25-26 yapıyorum diyorsan en az 35 yapacaksın. Ve şöyle bir iddiam yok. Arkadaşım kesin full çekeceksin. Demiyorum ben sana. Böyle bir şey diyemem zaten. Ama emin ol o düzeylere ulaştıktan sonra, çünkü 40 sorudan şu kadar net yapıyorum diyen adamın düzeyi zaten bellidir. Arka arkaya 10 tane denemeye girmiştir. Hep 23-24 bandındadır. Bu öğrenci bu kadarlık öğrencidir. 23-24 netlik bir öğrencidir. Anladın mı? Ama çalışırsan o 23-24 netlik öğrenci 32-33 netlik öğrenci olur. Benim dediklerimi, benim sana yap dediklerimi yap. Gerisine kesinlikle karışma. Matematiğin ilacından, şimdi hemen ödevlerini söylüyorum. Matematiğin ilacından ve kendi belirlediğin kaynaktan hemen EBOB, EKOK ve rasyonel sayılar bölümlerinin sorularını takır takır çözüyorsun. Hemen bitiriyorsun. Geçmiş haftalardan yapmadığın ödevler varsa bayram sonuna kadar mutlaka yap. Dinlen dedim ama, dinlen dedim ama ödevleri yapmadıysan senin dinlenmeye de hakkın yok. Bunu da sakın unutma. Ödevlerini hemen yapıyorsun bayram sonuna kadar ve bayram sonunda ben sana ilk baba ödevini veriyorum. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan ödevlendirmeni yapacağım. Bunu da aklından çıkarma, takipte kal. Ben de seni takipte kalırım. Tamam. Evet gençler, videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer sorularda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma. Hoşça kal.